Uyandır mıyım? Uyudum. Ama dert etme. Ben uyurken de konuşabiliyorum Şevket. Ya. Zeynep iyi değil mi? İyi gördüm ben onu bugün ya. İyi ya. Ya. İlginç bir şekilde iyi. Yani bugün onunla çok güzel vakit geçirdik. Yani hayal ettiğim gibi. İyi olacak tabii ya. O zampara herif yüzünden kızımın canının sıkılmasını istemiyorum ben zaten. Şevket. Ne? Ben Fatih'in masum olduğuna eminim. Yok ya. Ulan ben kendi gözlerimle gördüm be. Ulan herif üstelik bir değil tam 10 karıyla bastı herif. Bir an önce boşansın Şevket'e de kurtulsun kızım ya. Aman be Şevket. Ama soğukkanlı adamsın sen ya. Ya bunların bir çocuğu var. Yani babasız mı büyüsüz Selim? Allah'tan babası değil yani. Bir de babası olsa daha kötü. Hiç olmazsa boşanır kurtulur kız. Bunlar boşanmayacaklar. En az bir hafta içinde de barışacaklar. Ya ya. Ne? Ben de kızımı herife geri vereceğim. He? Bak veririm ulan. Yani be. Nereye? Tuvalete. Çağzi. Çağzimend. Yavrum gelip bana mutfakta yardım etsene. Oturuyorsun bütün gün böyle odada. Ne yardımı ya? Allah Allah. Hiçbir yere gidemem ben. Cezalıyım bir kere. Ya sen sözlenmedin mi? Sen sözlenince senin bu cezan bitmedi mi ya? Bana bak. Sözlü mözlü deyip durma, benim asabımı bozma. Şazimentim, tamam biliyorum istemiyorsun. Ama bana da anlatmıyorsun ki bu annem sana niye böyle davranıyor, niye seni böyle hırpalıyor? Ha? Bir anlat bana. Ben o zaman bir yolunu bulurum, giderim, konuşurum, sana yardım edebilirim belki. Ya bana artık kimse yardım edemez Fado ya. Niye? Ne diyorsun kızım sen? Yok ya, yok. Ya ben o ahlaksız teklifi hiç kabul etmeyecektim. Kızım. Fadik, ya ben hayatımın en efsane hatasını yaptım. Ne teklifi ya? Fatih sevgilisi olma teklifini kızım. Ne? Vallahi doğru duydun ha. Bizim bir bildiğimiz Fatih. Fatih sevgilisi sen? Fatih? Zeynep'in Fatih? Enişten Fatih, sen sevgili... Bana bak yoksa bunlar senin yüzünden mi ayrıldı? Ya yok ya kızım yok. Ne alakası var ya yok. 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 Yok.
Onlar aslında küsmemiş. Bunların hepsi bir oyun. Muku artanı öğrenince olmuş bunlar bir dumur. Meğerse onlar buluşuyorlarmış gizli gizli her gece. Ne yapsak meslek derken bulmuşlar böyle bir çözüm yani. O kavgalar, tokatlar, hakaretler yalan. Tüm o ağlamalar, o barış çağırış yalan. Zeynep Fatih'i korumak için anasından. Nasıl oldu bilmiyorum ama oyuna beni de soktu hayvan. Şöyle, Fatih anasına bir sevgilim var demiş. Muku bunu bayılıp hemen kızla tanışmak istemiş. Zeynep de afet güzelce ne bir kız bulmak lazım demiş. E doğal olarak kim olacak aklına tabii ki Şazi gelmiş. Sonra ben birden Melisa oldum. Double S'le lütfen. Muku'yla tanıştık, kadının dibi düştü resmen. Oh mis işte, biz bu işten tam kurtardık oğlum derken anam görmüş kızım bizi Fatih'le kafede takılırken. İşte o kavgalar, tokatlar, hakaretler bundan. Cevapla evlen, yüzüğü tak falan bundan. Ne yapacağım kızım ben, nasıl çıkacağım bu oyundan? Yardım edeyim derken gelin olup gideceğim, anasını satayım ben bundan. He yo 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 bıcı bıcı yo 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 yo. Yo. Fado. Yo. Şşş. Fado. Rüya mı gördüm ben? Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler? Welcome Lady Dilber. Gel. Gel sana pastacık ikram edeyim. Beleşe kız yersin gel. Öf, istemem pasta falan. Hem ben senin kokuşmuş pastanı ne yapayım be? Konuşup gideceğim. Kokuşmuş sana benzer be. Neyse. Ben de tam gidiyordum. Ama senin gibi bir ağır topa ayıracak bir 5 dakikan var sanırsam. Bakıyorum da beni gördüğüne pek mi sevindin? Ha, sevindim mi Allah'ın da billahi? Şimdi şöyle bir durum var Dilber Hatun. Ben ne zaman altı ettiğim bir şahsiyeti görsem böyle içimi bir huzur, bir sevgi kaplıyor. Hayırdır, elimi öpmeye geldin. Hayır Şazement. Sana bu işin daha bitmediğini söylemeye geldim. Oho. Ne demişler bebeğim? Good morning after supper. Veya ata alan Üsküdar'ı geçtiğim bu iş bitti Dilber Hatun. Öyle değil bebeğim. Dilber bitti demeden o iş bitmez. Vay. Ya bu sendeki özgüveni takdir ediyorum ama ne yapayım kızım? Böyle o saçını yolup senin eline mi vereyim ha? Ne diyorsun lan? Rövanş istiyorum, rövanş. Bak 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 bak. Rövanş diyorsun ha? Aynen öyle. Geçen sefer senin sahanda yarışmıştık. Cesaretin varsa bu sefer deplasmana gel de görelim. Tamam. Deplasmandan korkan senin gibi olsun. Hadi. 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 Olan kazansın. İyi olan zaten kazandı bebeğim ama sen yenilmeye doymuyorsun be pehlivan. Onu revanştan sonra göreceğiz bebeğim. Vıcı vıcı. Yok yok vıcı vıcı. Bana bak Dilber Hatun. Bunu kaybeden bir onun peşini bırakacak. Ben haftanın 8 günü seni mağlup etmeye uğraşamam kızım. Haftanın 8 günü mü? Ha. Ne diyorsun be? Gene manyak manyak konuşmaya başladın. Neyse anlaştık. Sazlar, ver müziği. Of 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 of. Oh.
aşığım vurdum kendimi saza. Şoför olsam hemen basarım gaza. Bütün yollar bir yoluma çıkar. Düğünümüz var inşallah bu yaza. Come on DJ, bence hayallerde yaşıyor bazı dilberler. Evde kalınca hatunlar depresyona girerler. Düğünüme mi gelmek istiyor, hazır başım isterler. Haziran nikah var çünkü Şazi'yle bir yol beraberler. Evde kalmış diye sana derler. Çatlasın eller. Yo, kocalarsan ben bulurum kızım hem de 55 bin tane. İnanmıyorsan sor kasap kelime, bir de kıyma versin taze taze. Ben aşk kadarıyım be, aşk yöntem, lablıyım be, amore. Bir o benim olacak değil ver, yaz bunu münasip bir yerine. Aşk kadınıymış güneyim bari. Yamuldum. Dilin hazır arkanı kaşı bir ol bana cidden tutuldu. Kumarda kazanırsın belki çünkü aşkta mağlup oldu. Bu aşkı unutursa kalbim kurusun. Ben sevdim mi tam severim alem nuru duysun. Malum olan nasıl sensin bebeğim. Senin gibi deveye bir ol nasıl vurulsun. Yo deveye vurmuşlar senin bu oyunun ne de. Nerem düzgün ki demiş epey zekidir kendisi. Senin güzel bir yanın mı var be ha dilberilisi? Maşallah yollara sermişsin o kaçak kat gümüşünü. Bir dirhem et bir ayı portermiş. Valla sen bana bak tabi ilham al aslında. Sesin desen karga gibi kalkmıyor orada burada. Ben kalkamıyorum ama. Ben kalkamıyorum ama. Kalk! Kalk kalk! Kalk kalk! Ha, oğlum bu kalk kelimesi beni resmen kilitledi ha. Strange! Ben kazandım, ben kazandım. Bir dakika be! Bir dakika falan yok sana canım. Şey, şu an verdiğim sözden yayıyorum ben. Sen kazandın bir, ben kazandım. Skor 1-1, okey? Okey. Ulan sen ne oyun bozancı çıktın be? Bir onu ben kazandım diyorum. Kabul etsene şunu ya. Etmiyorum işte. Kabul, mabul etmiyorum. Objection. Bana bak Dilber Hatun. Çok pis kapışacağız seninle final için ha. Ben seni bulurum. Hadi, kick, bye. Ya ne yapsam olmuyor. Ne yapacağım ben bununla ya? Kahretsin. Ay. Ben sana Fatih'in peşini bırakacaksın demedim mi? Ama efendim biz birbirimizi çok seviyoruz. Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Sen göründüğün gibi biri değilsin. Oynuyorsun. Ne demek istiyorsunuz? Fırsatçısın. Servet avcısısın. Kanadı kırık bir adamdan faydalanmaya çalışıyorsun. Bu senin yaptığına savaş ilan etmek denir.
Tamam, madem öyle savaşırım. Savaş derken, what kind of war? War. Göstereceğim ben sana war. Sana reddedemeyeceğin bir teklifte bulunacağım. $10,000. $10,000? Tamam. $20,000. $20,000? Uzatmayalım. $50,000. Daha da fazla etmezsin zaten. Kabul etmek için son 3 saniyen. 3. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. I do agree. Sakın beni dolandırmaya kalkma yalnız. Şu anda karşında sorunlarını parayla çözmeye çalışan bir Yeşilçam teyzesi görüyor olabilirsin. Ama o zaman Hollywood filmlerinden çıkmış bir intikam meleği görürsün. Haberin olsun. Sabah erkenden bu evi terk edeceksin. Of course. Gördün mü Django? You know who I am. I'm Shazzy Man. And I'm rich. Oh, mis gibi para kokuyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.